Efendim merhabalar, Medya Mahallesi'ne yeni haftaya hoş geldiniz. Bugün konuğum günler öncesinden bugün için özellikle sözleştiğimiz bir genç arkadaşım, meslektaşım. Bugün için diyorum çünkü bugün 1 Şubat. 1 Şubat Abdi İpekçi'nin ölüm yıldönümü. Ölüm yıldönümü derken suikaste uğramasının, öldürülmesinin, cinayeti kurban gitmesinin hala aydınlatılamayan karanlık odakların planına kurban giden Abdi İpekçi'nin ölüm yıldönümü 42 yıl önce. Hoş geldin Barış Terkoğlu. Hoş bulduk Amra. Bu ülke ne tuhaf değil mi? Evet. Uğur Mumcu, Abdi İpekçi, Muammer Aksoy, daha niceleri. Daha geçen hafta öleli, öldürüleli 7 yıl oldu. Berkin Elvan'ın davası. Yine ertelendi, yine ertelendi. Hayatların utanmazca diyelim. Sona erdirildiği bir ülkede yaşıyoruz. Yani şöyle, ben dün tabii sizinle konuştuktan sonra anılara baktım. Abdi İpekçi ile Uğur Mumcu, Abdi İpekçi öldürülmeden 4-5 gün önce Feyyaz Toker'in anılarında var. Onların organize ettiği bir toplantıdalar, konuşmacılar birlikte. Hatta dönmüş Uğur Mumcu, bizi tanıştırmayacak mısın demiş. Orada tanışıyorlar. Ve Abdi İpekçi öldürüldükten sonra biliyorsunuz, Abdi İpekçi cinayetinin aydınlatılmasında olayın üstüne polisten, savcıdan, dönemin kamu görevlilerinden daha fazla kim gitti? Uğur Mumcu gitti, hatırlarsınız. Papa Mafya Ağaca yazdı. O kadar üstüne gitti ki, hatırlayın, İtalya'da Ağaca kalkıp Türkiye'den gidip orada da bir Papa'ya yönelik suikast girişiminde bulunduktan sonra Uğur Mumcu, Türkiye'deki belki savcı kadar bilmenin karşılığını oraya gidip aslında davanın önemli bir tanığı olarak gösterdi. Cinayetin aydınlatıldı. Sadece Türkiye'de değil, oradaki suikast. Sonra ne oldu? Sonra Muammer Aksoy öldü. Dün de Muammer Aksoy. Onun cenazesinin fotoğrafları böyle, hani Muammer Aksoy en fotoğrafını en önde Uğur Mumcu taşıyordu. Sonra ne oldu? Uğur Mumcu öldü. Yani bakıldığı zaman bak işte huzur fotoğraf. İçindeki, evet, huzur içindeki ülkelerde tabutlar, huzur içindeki ülkelerde tabutlar zamanında kalkar. İnsanlar ömürlerinin yettiği kadar yaşayarak ölürler. Türkiye gibi ülkelerde ise maalesef, ama maalesef, ölümü birbirimize bayrak yarışında teslim eder gibi, ölümü teslim edip sonra gidiyoruz. Uğur Mumcu'nun hikayesi de bu. Biri diğerine, öbürü diğerine teslim ettiği bir ölüm hikayesi. Şimdi buna tekrar döneceğiz efendim. Çünkü sözüm meclisten dışarı, hani ağzımdan yel alsın falan, bütün o klişeleri tekrarlayabilirim. Ama işte gazeteci meslektaşlarımıza saldırılar, fiziki saldırılar ya da cezaevi günleri en sert biçimde yaşanıyor. Bunları konuşacağız. Bir de şu görüntüyü konuşacağız. İboşov'dan, son İboşov'dan bir görüntü. İzleyelim kısacık. Ben çok farkında değildim. Barış Terkoğlu'nun haber müdürü olduğu Oda TV internet sitesinde, ki kaç gündür kapalı? Mart'tan biliyorsunuz, artık sayamadım şimdi, Oda TV açarsam gösteririm ama Mart'tan itibaren kapalı. Kapalı. Oda TV hala kapalı. Niye kapalı olduğunu neredeyse bilen yok, söyleyen yok kesinlikle. Şimdi Oda TV'de görünce ah bu ne dedim. Hakikaten bunu benim kullanmam lazım programda diye düşündüm. Bilmiyorum siz de bana katılacak mısınız? Üzerine konuşulması gereken bir şey diye siz de düşünecek misiniz bilmiyorum ama programın ilerleyen dakikalarında bunları konuşacağız. Ama bir kısacık günün en sıcak başlıklarını paylaşarak girelim mi programa? Şimdi efendim günün en sıcak başlıklarında maalesef yine deprem var. Maalesef diyorum, deprem olduğu için. Ve fakat can kaybı yok. O nedenle
içimize su serpildi. Yer yine İzmir. Deprem üstüne deprem yaşandı. Bakın, şu notlarıma bakarsam daha iyi anlatacağım. Sabah ilk deprem 8.03'te oldu. 4.1. Karaburun merkezi. 8.03'te 4.1. 8.46'da, yani yaklaşık 45 dakika kadar sonra, en büyüğü 5.1. Ondan sadece bir dakika sonra 4.8. Sonra 15 dakika kadar, 13 dakika sonra da 9'da 4.7. Şimdi dediğim gibi çok ciddi bir hasar haberi gelmedi. Sadece dışarıya çıktılar İzmirliler. Bir duruma bakalım diye herhalde. Ama onun dışında bir heyecan, bir panik havası çok şükür ve en önemlisi can kaybı yok. Ben günün ikinci sıcak başlığı bugün itibariyle gözünüz aydın. Doğalgaza yine zam geldi. %1 gerçi ama olsun. Sürekli böyle dövize uyumlu, gündeme uyumlu, iktidarın paraya ihtiyacı olduğunda keseye uyumlu zamlar geliyor. Gene zam geldi. Bugün kabine toplanacak. Tabii ki zamları konuşmayacaklar herhalde. Çünkü onlar otomatiğe bağlandı, gidiyor. Zaten piyasa aldı başını gidiyor. Yumurtaya %200 mü ne zam gelmiş. Dehşet. Yani yumurta rekortmen ama elektrik, melektrik esas onlar korkunç. Kabine bugün esas olarak korona kısıtlamalarını konuşacak. Öğleden sonra toplanacaklar hanımefendiler, beyefendiler. Korona kısıtlamalarını konuşacaklar. Şimdi görünen şu. Şimdiden yavaş yavaş alıştırıyorlar bizi. Diyorlar ki aşı baharı Mart'ta aman bitiyor gibi. Çünkü ekonomi çok sıkıştırıyor. Bakın Dünya Gazetesi cumartesi günü. Dünya Gazetesi hep çok böyle soğukkanlı, sakin başlıklarıyla bilinir. Wall Street'te organize isyan başlığına bakmayın. O Amerika'da cuma günü belki konuşuruz Emin Çapa'yla. Küçük hisse sahiplerinin büyüklere oynadığı oyunun eğlenceli tırnak içinde hikayesi. Ama yan tarafta Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken'in ifadeleri var. Ekonominin barometresi olan esnaf ve sanatkar entübe değil ama yoğun bakımda. Şimdi koronayla literatürüyle anlatmışlar. Entübe değil ama yoğun bakımda. Kısacık vermeden geçemeyiz çünkü dünya konuşuyor. Evet, dünya Rusya'ya konuşuyor. Navalny. Şimdi muhalif lider diyeceğim. Aslında lider falan değildi. Galiba Putin Navalny'den bir lider yarattı. Yolsuzlukları dile getirmek için Navalny öne çıkmıştı. Bildiğimiz anlamda bir muhalefet lideri gibi değildi. Avukat zaten. Sonra Navalny görüntülerini de verebiliriz bir ara. Navalny daha sonra yurt dışındayken bir uçak, görüntüler sonra Rusya'ya gelişi. Zehirlendi, Almanya'ya gitti, tedavi oldu. Rusya'ya dönüşünde havaalanında tutuklandı. Tutuklanması bütün neredeyse Rusya'yı ayağa kaldırdı. Şimdi evet görebiliriz tekrar o görüntüleri. Rusya bir kıta kadar büyük bir ülke biliyorsunuz. Ülkenin neredeyse hemen hemen her yerinde. Burası Moskova. Her taraftan böyle görüntüler yağıyor. Navalny taraftarları, taraftar da demek belki yanlış olur. Navalny'nin tutuklanmasını protesto edenler sokaklara döküldüler. Polisle aralarında çok sert çatışmalar yaşandı. An itibariyle de 4000 kadar gözaltı var. Navalny gözaltısı belki de tutuklaması. Günün en sıcak başlıkları böyle.